Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, ne güzel kuş sesleriyle. Evet benim, evet inşallah günlerimiz aydın olsun, bol sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Onlar benden daha çok konuşuyor. Bazı arkadaşlar çoğumuz diyor ki neden Ebru'nun orada video çekmiyorsun diye. Hayatım, ha ben çekmişim, ha o çekmiş. Aman sizi mi kıracağım, sizi kıracağım, kafamı kırarım. Bir videoda ben çekeyim buradan. Ama ne yapabilirim? Aynı bahçe, aynı şey, hep aynı işlemler. Ama ben de damadıma kulaklarımı çınlatayım. Musakkayı çok seviyor. Musakka yapalım hep beraber, ne dersiniz? Tabii bu ilerleyen saatlerde, öğlenden sonra. Evet, biraz bahçeye gezeriz hep beraber. Ondan sonra yemeğimizde buluşuruz. Ne ağız bıraktı haktan onda, ne burun. Aynen. Evet arkadaşlar, siz istediğiniz için bir kereye mahsus, niye video çekmiyor diye söylüyordunuz. Bir kereye mahsus çekiyorum. Hep aynı şeyler. Başka bir değişik bir şey yok. Yani Ebru'da zaten görüyorsunuz, hep beraberiz. Ama bazılarınız sürekli illaki orada neden çekmiyorsun, orada neden çek. Kız aynı şey, al aynı kulübe, aynı haktan, aynı Loki. Değil mi oğlum? Evet. Şu renge bayılıyorum ben de. Oh. Atsana onun topunu, oynasın. Heh. Bak bu da gelmiş, bu da. Şş. Aman tüyüm. Ay kavga ediyorlar. Aa. Aa, annesi Loki'ye şey yapıyor ama. Hırpalıyor. Ne oynuyor lan? Hırlamaya başladı. Isırıyor oğlum. Buraya geldi diye mi kıskandı acaba? Sakın. Şans olmaz öyle kızım. Şş, tamam bırak. Aa. Aa. Ay ben kaçıyorum. Hırlamaya başladı bunlar. Oynuyorlar da. Oğlum nasıl bir oyundur o? O da annesini sürüyor. Ötekinden oynamıyor da onunla mı oynuyor? O da annesini sürüyor. Bak öteki de kemiriyor. Tamam. Bunlarda kemirme şeyi var. Aha! Tamam bırak. Ben gideyim en iyisi yukarıya. Aman aman kim geliyor? Bile ay o pozuna bayıldım. Ay! Ay anne, şans, annemi kokluyor da. Merhabalar, merhabalar. Günleriniz aydın olsun efendim. Evet. Annem hep öyle der, ben de diyeyim bakayım. Tamam kızım, sağ ol, teşekkürler. Bunu ısırıyor o. Hangisi hangisini ısırıyor? Anne bunu kıskandı mı bilmem, buraya yerleşti ya. Bilmiyorum ki, dur bakalım bir. Kız şunun güzelliğine ben de buna evet, bayıldım. Evet, kofuduk. Ay. Akşam gidecek ama. Alacaklar Ahmet, mı? Ahmet alacak götürecek. Öyle iki ara bir dereye dolaşmak olmaz. Oraya alışması lazım değil mi? Bofuduk. Yani. A, bu var ya, bu çok aylaz olacak. Yok. O bahçeye bu seni bu olacak. Seni yoracak. Evet. Çok yaramaz ya, çok yaramaz. Yalnız bunlarda bu yavrularında o da döşeyi parçalamaya başladı. Şu gelen. Anne şimdi onlar bebek olduğu için. Beni ısırma da. Parçalamak istiyorlar, ısırmak istiyorlar. Yazık. Beşiktaş'ta orada korkudan. Ne yaptın kızım? Oraya mı kaçtın? Gel. Aa, sakın bana gelme, bana gelme. Bak şimdi nasıl bak, gidecek. Bak şimdi bak. Hayır, sadece ötekine gidiyor ama buna yapmıyor. Dur anne şimdi. Neden biliyor musun? Yatakta yatsın istemiyorlar. Yatak ona ait ya, şansa ait. Yani onların yatmasını istemiyor. Bak birazdan ikisini de kovalar orada. Yücel ailesinin çiftliği. Loki kendi yatı olarak görüyor. Şans. Aynen. Yücel olarak. Ailesinin çiftliği. Şans, hayır. Kızın... Hayır. Öyle ısırma. Aslında biraz oynaşıyorlar. Birazcık şey yapıyorlar. Canını acıtıyor, acıtıyor. Hayır, hayır. Bak. Hayır. Şans. Haktan bırak. Haktan bırak. Hayır iş haktanım sana. Haktan şans tepene çıkıverir. Aynen.
Bu da annelik içgüdüsüyle pek şey yapmak istemiyor yani. Aldı altına. Kız o, ay ay ay. Kız öteki de çok fena ağırsız. Baksana Loki'ye. Öteki o kadar değil de bak bak. Annesine kafa tutuyor kafa şu anda. Gel ben de sana kafa Gel sen de bana kafa tut. Anneler ve evlatlar arasında olur böyle kafalaşma. Aynen. Gel biraz. olur öyle tabii canım yani. O. Oh. Ay ben nedense şu tüylüyü çok hoşuma gitti ya. Bak eğer Antalya'da ev bahçeli olacak onu götürürüm. Fıdık. Yastık yastık. Onu koyacaksın üstüne yatacak. Evet. Ay gözünü tırmalayacak. Oynaşıyorlar işte anne be. Evet canlarım benim bahçeden içeriye girdik. Şöyle 3 tane domates damadıma ne yapıyorum? Musakka. Şöyle yarısını kızarttım. Yarısı da bir posta tenceremizin içinde. 3 tane domates. Domateslerimizin pek rengi yok ama işte dekor amaçlı koyacağız. Bir tane soğanımız. 4 dişte sarımsak doğradım içine. Nereden baksan 200 gram 300 gram da kıymamız var. Önce bir musakkalarımızı İyice bir kızarttıktan sonra patlıcanlarımızı iç harcımıza geçeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki Evri'nin mutfağında. Evet hep buradayım zaten. Evri'nin mutfağında. Duyduğunuz ses Evri temizlik yapıyor. Süpürgenin sesi. Gerçi siz alışkınsınız. Belginden de. Durmadan o hep süpürge elinde. Evri de şu an salonu süpürüyor. Musakka benden cacıklı, bulgur pilavı da Ebru'dan. Onları da o yapacak. İnşallah. Yemeğimiz piştikten sonra bir de güzelce ne kızımla oturup bir Türk kahvesi yapsın kızı. Yaparım. Kimisi... Evet, süpürgen bitti mi anne? Aa, bitti anne, soba bir taraftan yanıyor. Ben de tabii hareket halinde olunca boynumdaki. Anam nasıl şey yaptı. Değil mi? Ama sana çok sıcaklık. İyi geliyor. Bak, iyi boy farkına, şimdi psikolojim bozuldu. Kızım şey çıktı, benden uzun çıktı. Ama benim ayağımda terlik de var, şöyle ha. Şeyli, bak evet. Terliği çıkarayım. Kokoş be, süslü. Süpürge yaparken biz böyle terlik de yapıyoruz. Evin içinde iyi oluyor. Ayaklarım sen gerçi bak düşünmüyor. Senin ayağında hiç terlik de yok. Ben bak ben de terlik yok, bende çorap da yok. İstemiyorum, ben yanıyorum, yanıyorum. Hayır, hayır. Hattan nereye gitti? Hattan. Şimdi yemeğimizi pişirelim, ondan sonra bir kızımla oturup kahve içelim. Bu arada evet, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Neden Ebru yanımda? Siz bizim videolarda Ebru'yu Antalya'da çok gördünüz. Birkaç arkadaş var. Çok ayıp. Hiç yakıştıramıyorum ama size. O ne biçim konuşma öyle? Ebru herkesi topluyor. Ama Ebru'yu sizin yanınızda nasıl görmüyorsunuz? Ebru Antalya'daki videolara bakın. Ebru var. Ne ya? Anlamadım ki konuyu. Ben, ben sana bakıyorum. Anlatacağım annem. İşte sen neden var bir iki arkadaş öyle? Evru sizin videonuzda niye gözükmüyor? Demek ki iyi seyredemiyorsunuz canım benim. Antalya'da yemek yaparken kardeşinin evinde yok mu? Asla. Ben derim siz diyemezsiniz. Ya o birkaç arkadaş benim videolarımda da oluyor. Ara ara ben de videolarımda böyle bir cırlanıyorum. Yani ister istemez bazı arkadaşlar hani eleştiri boyutunu böyle yükseltiyorlar. Evet. İş birazcık böyle kırıcı, hakaret şeyine geliyor. Bende de oluyor. Bu YouTube'da her video çeken arkadaşı mutlaka başına gelmiştir. Olumsuz şeyler oluyor. Şimdi neden ben hani orada görünmüyorum? Göründüğüm oluyor. Zaten sürekli ben birincisi köydeyim. Evet. Yani ben sürekli köydeyim. Görüyorsunuz. Bir de ikincisi ben buradaki zaten bir arada bizi görüyorsunuz. Aynen. Yalan zaten mı? Annem geliyor. Kardeşlerim mesela yazın sık sık geldi. Gördünüz.
Ben mesela Antalya'ya gittiğim zaman giderim, ertesi gün hemen Belgin'e giderim. Evet, hemen. Bazen geldiğin zaman uğradığın oluyor. Aynen, yani orada da videolarım var. Mesela Berlin'de birkaç video şey yapmışımdır. O da çalıştığı için hani video çekimine çok denk getiremiyoruz. Yani 4'te geliyor kız, yorgun argın vesaire. Ama onunla da yine benim videolarda Berlin'i de görmüşlüğünüz var. Şimdi hayatım şöyle anlatayım. Herkesin bir işi gücü var. Ne kadar anne kız da olsak, ne kadar kardeş de olsak, ne kadar ana oğul hattını biliyorsunuz. Mesela o da çoğunluğunda Antalya'da ara ara buraya geliyor. Herkesin bir hayatı var, bir yaşamı var. Herkesin işi gücü var. Herkes kendi işine gücüne bakıyor. O yüzden gene biz yine sık sık görüşüyoruz. Evet. Mesela yani, Ebru'cum Antalya'ya geldiği zaman ben şimdi Antalya'ya gideyim. Annesini bulamıyor bazen. Soruyor kardeşine nerede? Annesi gitti. Annem mesela hakikaten bak burada doğru söyledi. Ben Antalya'ya gittim de bazen bakıyorum annem yok. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Arkadaşlarıyla geziyor. Benim de eşim, dostum, arkadaşım var. Bu böyle işte, o bazı arkadaşlara selam olsun. Hepsinin yine saygı duyalım. Yine saygı duyuyorum. Onlar ne kadar da böyle ister istemez bizi kırsalar da, işte böyle yorumlar yapsalar da, biz gene de onlara saygı duyuyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Anne, biz video çektiğimiz süre içerisinde bu tip yorumlar gelecek. Evet. Biz de insanız, robot değiliz. Kalbimiz var. İster istemez bazen üzülüp kırılabiliyoruz ama kırgınlığımız öyle gelip geçici. Hani kindar değilizdir. Ya, hani kesinlikle. Öyle şey değilizdir. Bir anlık böyle kırılırız. Ara sizele dırlanırız. Ondan sonra gelir geçer. Neyse, senin hemen bir buran kaldı. Süpür, ben de hemen bunu yapayım. Bir kahve içelim ondan sonra. Bunun üstüne. Kısa kes diyor. Hayır, bunun üstüne bir de bir kahve içelim. Tamam annem. Tamam olsun. Benim süpürken bitti. Odayı şey yaptım da, antreyi falan da süpürdüm. En son mutfağı süpürürüm. O da kahveden sonra olur. Tamam. Acelesi yok. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar, soğan, sarımsak, kıymamızı kavurduk, salçamızı da kavurduk. Domatesimizi de ilave ediyorum. Domatesimiz hafif öldükten sonra suyumuzu ilave edeceğim. Bir 10 dakika bu şekilde özleşmesi için kaynatacağım. Ondan sonra musakkamızın üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yaptık. Şimdi havaya baksana. Yağmur ne güzel ya. Evet, atıştırıyor. Anne, üstüne bir şey getireyim be. Üşüm. Yok annem, yok, ben üşümüyorum. Kız, görmedin mi? İyi ki sen bana o kısa kolluyu verdin. Evet. Vallahi yani bak, çiçeklerimiz de böyle harika ama benim kızım onların yanında daha güzel canlı çiçek. Daha güzel canlı çiçek, evet. Teşekkür ederiz anne. Bunlar maşallah şey olmadı ya, yağmur gördü, şey gördü. Bozulmadı. Bozulmadı. Evet, arkandaki. Bunlar onu keşfederse onları parçalarlar. Onu doğru söyledim, bunların ikisi yapar. Ötekiler yapmadı ama onlar yapar. Şuradan asılmaya başlarlar, neyse o zaman buralarda pek dolanmayalım da dikkatlerini çekmeyelim. Evet. Hayır, bu tarafa gelmeyin siz. Evet. Şş. Gel, yağmur yağıyor, hem size bahçeye sak. Gelin buraya. Gelin bakalım bir. Onları bahçeye alıştırmayacağız. Sen onu zapt et esas. Hadi öteki gidecek de. Lorki. Haktan'ın lorkisi. Bu dinlemeyecek de seni. Baksana, bakmıyor bile. Şş. Loki gel. Gel oğlum. Gel buraya. Aferin. Gel. Aferin sana. Hadi. Yatak. Hadi gel. Yatağa gidelim. Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi yat. Burada durun. Otur. Oturmadan. Ay ısınma. Ne yapalım? Gidelim annem, biz de kaçalım artık. Kaçalım mı? Kaçalım. Kaçmadan gidelim. İyi, bohçamızı hazırlayalım, öyle gidelim. Gel, kamerayı ben tutayım sana. Seni de şöyle yanıma alayım. Analı kızlı bir videomuzu sonlandıralım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.